Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2023 Mobile'de yeni bir haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, hafta sonu oynanmış maçlardan gelecek olan haftanın oyuncularını tahmin etmeye çalışacağız. Ayrıyetten tabii ki bu hafta liglerden mi gelecek yoksa geçen hafta oynanan Şampiyonlar Ligi'nden mi gelecek oyuncular? Bunun üzerine duracağız ama öncelikle tabii ki bir önemli konumuz var arkadaşlar. Saatler öncesinde Ballon d'Or sahibini buldu arkadaşlar. Öncelikle bu konu üzerine bir konuşmak istiyorum kısaca. Daha sonra hemen haftanın oyuncularını tahmin bölümümüze geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle geldiğim zaman Karim Benzema Ballon d'Or ödülünü kazandı. Bence kesinlikle sonuna kadar hak etti ve kesinlikle hakkıyla aldığını düşünüyorum. Kendisini de tebrik ediyorum. Bu arada sıralamaya baktığımız zaman da Ballon d'Or'da çok ilginç sıralamalar var arkadaşlar. Onları da göz atacağız. Öncelikle Karim Benzema hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce hak etti mi, hak etmedi mi? Bence benim kendi kanaatim, kendi düşüncem kesinlikle sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Kendisini de canı gönülden tebrik ediyorum. Bu arada ilk Müslüman oyuncu almış oldu ilk defa Ballon d'Or ödülünü. Sıralamaya baktığımız zaman şöyle hemen aşağıya doğru bakalım. Ballon d'Or sıralaması ilk 5'te 3 tane Müslüman oyuncu var arkadaşlar. O da ayrı bir konu olarak, hani dipnot olarak ekleyeyim. 2. sırada Sadio Mane, 5. sırada gördüğünüz gibi Muhammed Salah var arkadaşlar. Sıralamaya baktığımız zaman yani gözler bir Lionel Messi'yi, bir Cristiano Ronaldo'yu arıyor ama baktığınız zaman neredeyse ilk 20'nin içinde yok. 20. sırada Cristiano Ronaldo var. Hatta yani ilk 25'e baktığımız zaman sadece Ronaldo'nun 20, Messi'nin de sıralamaya hiç giremediğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii ama Lionel Messi'nin tabii ki 7 tane Ballon d'Or'u var. O ayrı bir konu. Baktığımız zaman yine Erling Haaland ilk 10'a girmiş. O da ilginç bir istatistik gördüğümüz gibi arkadaşlar. Erling Haaland'ın ama önümüzdeki senelerde en büyük adaylardan bir tanesi olacağını düşünüyorum ben. Sizlerdeki görüşlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sıralama bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi 25. sırada Darwin Nunez, Foden gibi, işte Vlahovic gibi genç oyuncular, Rafa Leao yine en büyük adaylardan, son yine adaylardan Erling Haaland, Kylian Mbappe, Muhammed Salah, bakalım göreceğiz sezon bizlere neyi gösterecek ama Karim Benzema dediğim gibi gerçekten hak etti kesinlikle diye düşünüyorum dedikten sonra haftanın oyuncularını tahmin bölümümüze geçelim arkadaşlar. Şöyle kendimizi de şöyle sağ tarafa bir alalım şöyle. Tamam, şöyle aldıktan sonra başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi haftanın oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nden gelme ihtimali de var. Ayrıyetten hafta sonu oynanan maçlardan gelme ihtimali de var. Ondan dolayı arkadaşlar öncelikle Şampiyonlar Ligi tahminlerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şu anda büyük ihtimalle ekrana yansıtıyor olacağım. Kart tasarımları bu arada bana ait arkadaşlar. Kendim tamamladım kart tasarımlarını. Şimdi dediğim gibi ekrana da yansıtıyor durum. Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek oyuncuları saydığımız zaman 2 haftayı da baz aldım arkadaşlar. Yani geçen hafta oynanan, ondan önceki hafta oynanan maçları da baz alarak oluşturdum. Şampiyonlar Ligi'nden eğer gelirse kartlar diye. Birinci sırada Muhammed Salah var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz çok kısa sürede hat-trick yaptı. 6 dakikada hat-trick mi yaptı? 3 gol attı. Tabi Lewandowski'nin kaç dakikadaydı ya? 10 dakikada 5 gol atması mıydı? O da enteresan bir istatistikti ama bu da çok daha kısa sürede 3 gol hat-trick yapması da bir yine rekora imza attı Muhammed Salah. İlk oyuncumuz Salah, ikinci oyuncumuz Lewandowski. Inter maçında bence muhteşem bir performans sergiledi. Lewandowski'nin gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Heung-min Son yine haftanın oyuncularına Şampiyonlar Ligi'nden gelme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Toni Kroos yine en son oynanan 1-1 biten, son dakikada biten maçta muhteşem bir performans sergiledi. Sergio Ramos yine Paris'ten iyi bir performans sergiledi 1-1 biten maçta. Gol atmadı ama performansı iyiydi. Yine baktığımız zaman Bellingham Şampiyonlar Ligi'nden, yani normalde Bellingham gelmiyor arkadaşlar. Haftanın oyuncuları olsaydı listeye almazdım ama Şampiyonlar Ligi'nden gelme ihtimali var. O yüzden Bellingham'ın haftanın oyuncularına, yani Şampiyonlar Ligi'nden gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Muhteşem bir performans sergilemişti. Yine Leipzig'ten Silva var arkadaşlar. O da normal şartlarda haftanın oyuncularına gelmez. Hafta sonu oynanan maçlarda Player of the Week ama Şampiyonlar Ligi'nden gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Yine bir diğer oyuncumuz Mahrez. Yine güzel bir performans sergiledi. Baktığımız zaman yine Harit.
Marsilya'dan son oyuncumuz da Reece James Chelsea'den gelme ihtimali var. Buraya Mignolet'i ekliyorum bir de arkadaşlar. Kaleci Mignolet var. Burada normalde 10 oyuncu var. Onu şeye sığdıramadım. Listeye sığdıramadım. Bir de kaleci Mignolet'in gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Yani haftanın oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nden gelirse eğer bu oyuncuların gelme ihtimalinin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer tabii ki dediğim gibi şeyden gelirse, haftanın oyuncuları lig maçlarından gelirse onlar da hemen tahminlerimize başlayalım. Öncelikle İtalya Ligi'nden başlıyoruz arkadaşlar. Bir Torino derbisi vardı. Juventus Torino maçı. Vlahovic burada gayet üstün bir performans sergiledi. Bir de gol attı. Çalıştı, çabaladı. Zaten maçında oyuncu seçildi. Haftanın oyuncularına Vlahovic'i bekliyorum arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz İskoçya Ligi'ne geçtiğimiz zaman İskoçya Ligi'nden Forest arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Celtic Hibernia'nı 6-1 yendi ve Forest burada şov yaptı adeta diyebiliriz arkadaşlar. Hat-trick'le maçın oyuncusu seçildi. 3 golle birden Forest'in haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Devam ediyoruz. Yine bir önemli maç vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz Liverpool Manchester City maçı vardı. Liverpool 1-0 kazandı. Golü tabii ki Mohamed Salah attı ama burada Alisson muhteşem bir performans sergiledi. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Çok iyi kurtarışın yanına da ayrıyetten bir de asist ekledi arkadaşlar. Mohamed Salah attığı golde, yani bu asisti ilk defa yapmadı bu arada. Hatırlıyorum ben geçen sene de buna benzer aynısı tıpatıp Mohamed Salah bir asist yapmıştı. Yine golü attırmıştı. Alisson bu konuda çok iyi. Büyük ihtimalle yüksekten pası çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Alisson'u haftanın oyuncularına bekliyorum. Devam ettiğimiz zaman bir Leeds United Arsenal maçı var. Burada da yine kaleci ön plana çıkıyor. Maçın oyuncusu da kaleci seçildi. Golü Saka attı. Leeds United Arsenal maçı ama baktığımız zaman istatistiklere Gabriel Mahales ismin Magahales stoper olarak maçın yani kaleciden sonra en iyi oyuncu seçiliyor. Yani Saka golü attı ama Saka geçtiğimiz haftalarda geldiği için büyük ihtimalle stoper Gabriel gelecektir diye düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman bir Paris-Marsilya maçı var. Zor bir maçtı. Maçı izledim arkadaşlar. Bir kısmını izleme şansım oldu. Muhteşem bir performans sergiledi. Çok da klas. 45+1'de 45+2'de muhteşem çok klas bir gol attı Neymar. Ayrıyetten rakibin 10 kişi kalmasını da sağladı. Güzel bir performans sergiledi. Kırmızı kart yedirdi. Biliyorsunuz çalınmalım yapınca sürekli rakip sinirleniyor tabii ister istemez. Neymar'a yapılan faulde Gigot kırmızı kart yedi ve oyun dışı kaldı 72. dakikada. Neymar'ın büyük ihtimalle haftanın oyuncularına geleceğini düşünüyorum. Bir El Clasico vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Hafta sonu Real Madrid-Barcelona maçı. Real Madrid 3-1 kazandı ve Valverde muhteşem bir performans sergiledi. Valverde ama artık sağ açıkta oynuyor arkadaşlar. Göbekte değil de sağ açık pozisyonunda oynuyor. Büyük ihtimalle sağ açık olarak gelecektir. Şampiyonlar Ligi'ne de gelmişti hatırlarsanız. Yine sağ açık olarak gelmişti. Büyük ihtimalle burada da yine sağ açık olarak gelecektir diye düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman İspanya Ligi'nden Real Betis Almeria maçı var. Burada Carvalho defansif orta saha 2 gol birden atıyor arkadaşlar. Defansif orta saha oyuncuların 2 gol birden atması demek direkt bence haftanın oyuncularına gelme gereksinimi olduğunu düşünüyorum. Dos olaraktan karşımıza çıkaracaktır. Defansif özelliklerine baktığımız zaman gayet iyi duruyor defansif özellikleri. Bakalım merakla beklediğim oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Devam ettiğimiz zaman İtalya'ya geçtik. İtalya'da bir Inter maçı vardı. Inter Salernitana vardı. Burada Inter 2-0 kazanıyor. Ve burada Barella 1 gol 1 asist yapıyor ama burada Lautaro Martinez de yine muhteşem bir performans sergilemiş. İkisi arasında kaldım ama baktığımız zaman forvet oyuncusu biraz daha fazla olduğu için Barella'dan yana kullanmak istedim. Barella haftanın oyuncularına gelme ihtimali çok yüksek. Sevdiğim de bir oyuncu. Hatta ilk 11'imde de sürekli oynatıyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Devam ettiğimiz zaman bir Napoli-Bologna maçı var. 3-2 kazanıyor Napoli. Golleri atanların içinde Kvaratskhelia yok ama arkadaşlar
Kvaratskhelia bir asist yapıyor ama maçın oyuncusu seçiliyor muhteşem performansıyla. Haftanın oyuncularına gelme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada Jesus da bir gol atıyor stoper ama onu tercih etmedim. Kvaratskhelia'yı gelme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakalım, özellikleri yine muhteşem olan oyunculardan bir tanesi, bekleyip göreceğiz. Bir asiste ve maçın oyuncusu muhteşem istatistiğiyle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Almanya'ya geçtiğimizde bir Bayern Münih Freiburg maçı var. Burada Gnabry şov yapıyor. Muhteşem bir istatistiğe sahip gerçekten Gnabry. Bir gol bir asist yaparaktan 5 golden ikisine direkt katkıda bulunuyor. Tabi burada Leroy Sané de muhteşem bir performans sergiledi ama ikisinin arasında kaldım, gittim geldim. En son Gnabry'e tercihte bulundum. Gnabry'nin gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir gol bir asiste ama dediğim gibi Leroy Sané'nin de gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hollanda Ligi'ne geçtiğimizde bir PSV Eindhoven Utrecht maçı var. PSV 6-1 kazanıyor. Burada Simons 2 gol atıyor. Til de 2 gol atıyor. İkisi de ikişer gol atıyor. Hatta El Gazi de 2 gol atıyor. Ama şansımı ben tercihimi Til'den yana kullanıyorum arkadaşlar. Maçında oyuncusu seçiliyor ama Simons da dediğim gibi çok muhteşem bir performans sergiliyor. Onun da gelme ihtimali var ama dediğim gibi ben tercihimi Til'den yana kullanıyorum. Bilginiz olsun. Son oyuncum, o da Ajax Excelsior maçından. Ajax 7-1 yeniyor. Burada çok fazla ön plana çıkan oyuncu var arkadaşlar. Sanchez var, Bergius var, Brobby var ama ofansif oyuncu, forvet oyuncu çok fazla saydığımız için bence buradan sağ bek oyuncusu Sanchez'in gelebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Brobby ve Dusan Tadic, Bergius muhteşem performans sergiledi. Hepsi çok yüksek puan aldı ama ben sağ bek olan Sanchez'i tercih ettim arkadaşlar. Tahminlerimiz bunlar. Sizler de mutlaka tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.